Yani aslında konuyla da çok çok ilgili. Şimdi yansıyor da, yani bakın, Nari'nin öldürüldüğü bölgede var ki o bölgeler aslında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu. Şimdi bakın, tam anlatmak istediğim, demin de karşı karşıya kaldığımız ve yorumunu yaptığımız olay bu. Şimdi bakın, Marmara bölgesine baktığımızda Marmara Türkiye'nin en küçük ikinci bölgesi. Yani yüz ölçümü 62 bin kilometre kare. Buna karşılık Marmara bölgesi Türkiye'de ödenen vergilerin %71'ini Marmara bölgesi tek başına ödüyor. Bakın, %71. Marmara bölgesi bütün Türkiye'de ödenen verginin %71'i Marmara bölgesinde. Bakınız, buna karşılık örneğin Doğu Anadolu'ya baktığımızda tahakkuk eden vergi içinde Türkiye'deki pay %1 bile değil. 0.9. Bakın, bir yerde 71, 0.9. Güneydoğu Anadolu'ya geldiğimizde orası da %1.1. İki bölgenin yüz ölçümü Marmara'nın yaklaşık 5 katı. Bakın, 5 katı büyüklükte bir bölgede ödenen vergi toplamı %2. Şimdi neyi gösteriyor bize bu? Bize bu aslında, biz Türkiye'nin bir bölgesini, ki rakamlara baktığımızda Karadeniz bölgesi de 131 bin kilometre kare olduğu halde, bakınız, tahakkuk eden kurumlar vergisi içinde pay %2.5. Yani bunun yine iki katı anlamı şu demek: iki katı büyüklükte Karadeniz'de sanayi, ticaret yok demek. Karadeniz'de yok, Doğu Anadolu'da yok, Güneydoğu Anadolu'da yok. Zaten şimdi bakın, Marmara bölgesinde kilometre kareye düşen insan sayısı, dikkat edin, 453. Marmara bölgesinde 24 milyon kişi yaşıyor. Yani kilometre kare başına düşen sayı 453. Ne demek bu? Bunun anlamı şu: betonlar içinde insanlar küçücük böcek gibi yaşamaya uğraşıyorlar. Sert bir söz ama doğru bir söz. Doğru. Yani beton binalar içinde koşuşturup ekmek parası kazanmaya uğraşıyor. Çünkü bütün ekonomik faaliyet Marmara bölgesine yığılmış. Şimdi 62 bin kilometre karelik yerde 24 milyon yaşarken, bakınız, 164 bin, yani yaklaşık 2,5 misli kilometre kare olan Doğu Anadolu'da sadece 6 milyon insan yaşıyor. Doğal olarak nüfus yoğunluğu kilometre kare başına baktığımızda 46. Zaten bu tahakkuk eden kurumlar vergisi içinde pay diye dediğimizde, nitekim Marmara sanayi üretiminin %46'sını yapıyor. Şimdi fotoğraf belli. Biraz da değinmek istediğim şey şu: dikkat edin, şimdi Karadeniz örneği büyük bir bölgemiz ve bölgenin yüz ölçümü içinde tarım alanı %24. Büyük, yani 3.246.000 hektar. Tarım üretimi içinde payı ise %10. Yani tarım açısından bölgesel olarak zengin bir ülke, bölge, potansiyeli var ama tarıma katkısı
%10. E çünkü yani çiftçi topraktan uzaklaştırılıyor. Aynen öyle. Gençler artık çiftçilik yapmak istemiyor. Size çok enteresan Doğu Anadolu diyeyim. Hollanda Doğu Anadolu'nun 1/4. 41 bin kilometre kare büyüklüğünde Hollanda'nın 2023 yılındaki tarım ihracatı 124 milyar avro. Doğu Anadolu'nun 2023 yılında tarım ihracatı Hollanda'dan 4 kat büyük olan 1 milyar dolar sadece. Bakın aslında bu bize çok şey gösteriyor. Tabii. Şimdi bir sonraki... Bu arada ben burada bir parantez şunu söylemek istiyorum. Marmara bölgesi tek başına %71'i dediniz. Evet. Olası bir İstanbul depreminden bahsediliyor. Onu şimdi anlatacağım. Anlatacak mısınız? Şimdi anlatacağım. Ben onu da... Şimdi bakın. İstanbul, şimdi geldik İstanbul'a. Nüfus yoğunluğu. Bahsetmiştik ya, genelde Doğu Anadolu'da 54, Karadeniz'de 62, Ege'de 110'larda. Nüfus yoğunluğu 1 kilometreye kareye düşen kişi sayısı. Türkiye ortalaması 111. İstanbul'da 3013 kişi. Hmm. 3013 kişi İstanbul. İstanbul tek başına şehir kurumlar vergisinin %63'ünü ödüyor. Gayri safi yurt içi hasılanın %30'unu oluşturuyor. Sanayiye katkısı %22. İnşaat, gayrimenkul hizmetler ve finans sektörleri içinde payı %40. Bakın şimdi enteresanlaşıyor. İstanbul'un toplam ihracattaki payı, tek başına İstanbul 81 ilden biri %43. İstanbul'da kişi başına ihracat ortalama 5530 dolar. Buna karşılık Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de ortalama kişi başı 193 dolar. Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'da ise ortalama 114 dolar. İstanbul'da kişi başı ithalat ortalama 8633 dolar. Buna karşılık Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan illerinde ortalama 77 dolar. Bakın 8633, 77. Van, Muş, Bitlis, Hakkari illerinde ortalama 39. Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde ortalama 26 dolar. Şimdi bak, neyi gösteriyor bu? Bir, deprem bölgesi. Dünyanın en tehlikeli deprem bölgelerinden biri gösterilen İstanbul'a ekonomiyi yığmışız, evet. İnsanları yığmışız. Ondan sonra diyoruz ki kentsel dönüşümü yapsak, binalarımı değiştirsek, bir deprem olsa o sokaklara giremezsiniz tabii bile. Ki. Kurtarmayı bırak. İnsanlar can çekişerek bizler hayatlarımızı kaybedeceğiz. Bizler çünkü burada oturmak zorundayız. Neden? Ne dedim? Ekonominin %70'i İstanbul'da dönüyor. Evet. Yani ne yapacaksın oturmayıp, başka yerde iş vardı da biz mi çalışmadık diyor bölge halkı. Doğal olarak. Haklı olarak yani söylüyor. Ve bu aynı zamanda müthiş bir ulaşım sorunu da yaratıyor. Ulaşım derken ticaret anlamında. Şimdi bir sonraki slide'ı gösterebilirsek eğer. Evet. Şimdi tüm İstanbul'un trafiği gibi karışık olmuş. Doğru. Bayağı ayrıntılı. Şimdi bakın. Biz Zafer Partisi'nin söylediği şey şu. Biz Türkiye'de mutlaka Marmara bölgesine ve İstanbul'a yığılmış olan bu sanayiyi Türkiye'ye yaymak zorundayız. Bu çok önemli. Profesör Doktor Naci Görür de sürekli bunu söyledi. Olası bir deprem Marmara bölgesinde bütün sanayi, ticaret, doğru, her şeye vergiler buradan alındığı için, doğru, gerçek beka sorunu o zaman ortaya çok çıkacak. Çok doğru. Çok doğru. Dedi. Başka türlü Türkiye İstanbul sorununu, başka türlü İstanbul'daki yaşam
kalitesizliğini çözemez. Hayat pahalılığını çözemez. İstanbul'a 20 milyonun üstünde insan, o da ilan edilen sayı. Bence daha fazla. Bunu kaldıramazsınız. Şimdi bakın, bizim söylediğimiz şey şu. Birinci bölgede ağır sanayi ve savunma sanayini, burada Zonguldak, Samsun, Zonguldak ve Samsun limanları esas olmak üzere Bursa, Ankara, Kırıkkale, Karabük, Çorum, Çankırı, Bartın. Bartın'ın oluşturduğu bölge. Yani biz bir kısmını buradan topluyoruz ve limana bağlıyoruz. Yeşillerle gördüğünüzde... Mikrofon düştü galiba. Ah, onu. Pardon, evet, hemen taktım. Böyle daha net duyulması açısından düşünce tabii ki. Yani Marmara bölgesinden alınacak bir kısım. Evet. Özellikle savunma sanayi dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Evet. Oradan alınıp diğer bölgelere, hatta Karadeniz'e doğru taşınacak. Doğru. Ses şimdi daha iyi herhalde. Evet, şu anda iyi. İyi değil mi? Tamam. Şimdi bunu Marmara'dan ağır sanayini kaydırıyoruz. Burada limanı esas alıyoruz. Tren yollarıyla bağlıyoruz. Burada metal ve ferro metal ürünler olmak üzere sanayinin duyduğu, ihtiyaç duyduğu ağır sanayinin ürünlerini buraya kaydırıyoruz. Bu bir. Orta ölçekli sanayi, hayvancılık ve hayvancılığa bağlı sanayilerse Trabzon limanı merkez olmak üzere okuyayım. Ordu, Giresun, Erzincan, Ardahan, Van'a kadar uzanan bölge. Yani bakın, bu bölge deminki grafiklerde gördüğümüz tarım sanayinin olmadığı, tarımın olmadığı ve vergiye %0.9, yani %1 katkı koyan bu bölgeyi canlandırıyoruz. Yeşillerle gördüğünüzse limanlara bağlayacağımız ve eksik olan demir yolları. Çünkü demir yolu dediğiniz şey karayolundan yaklaşık 1/10 daha maliyetli. Ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ama olmayan benzin, petrol, o ihtiyacı da gerileten bir unsur. Oysa biz, bahsedeceğim şimdi taşımacılıkta ne halde olduğumuzu. Şimdi üçüncü bölge gördüğümüz, bu da güneyde bir başka sanayi ve ticaret koridoru var bu bölge. Bu bölge Mersin limanını baz alıyor. Mardin'e İskenderun, Konya'dan başlıyor hatta. İskenderun'dan geliyor Mardin'e kadar uzanıyor. Bu bölgede orta ölçekli sanayi, yani ağır sanayi değil, orta ölçekli sanayiyi koyacağız. GAP'ı da kapsıyor. Ayrıca bu bölge Mersin olduğundan Orta Doğu ve Avrupa'ya ihracatta çok önemli. Dördüncü bölge ise İzmir. Yani liman olarak İzmir'i kapsıyoruz. Doğuda Afyon, kuzeyde Balıkesir, güneyde Denizli'yi kapsayan bölge. Burayı ileri teknoloji olarak değerlendiriyoruz. İleri teknolojide teknokentler ve yoğunlaşma, yani hub'lar, yani teknoloji üretim merkezi haline getiriyoruz. Ve benim hep söylediğim petrokimya, yani 5 petkim büyüklüğünde dev entegre
petrokimya tesisi de Ege bölgesine koruluyor. Çünkü Sokar'ın kurduğu rafineriye yakın olmak zorunda. Yani o Sokar'ın kurduğu bir şey var. Şurada hem denize yakın olmak zorunda hem de ona yakın olmak zorunda. Bizim söylediğimiz şey aslında mantıken baktığımızda Marmara bölgesinde yoğunlaşan orta sanayi, ağır sanayi, tekstilin tamamen Türkiye'nin sattığına yayılması. Bununla birlikte yani çok mu zor? Hayır, hiç zor değil ve biz bunu vaktimiz olursa 1930'da nasıl uyguladık? Hangi haritayla? O da var elimizde. Evet. Vaktimiz kalmadı ama herhalde. Maalesef bununla birlikte mutlaka bu bölgelerde havza bazlı tarımı canlandırmak zorundayız. Ancak hep söylüyorum, bu mutlaka köylerin birleştirilmesi ve bir sosyal konutla. Yani aslında ben size zihinlerde devrimsel bir dönüşümden bahsediyorum. Bugün siz o yapıyı kırmadan toprak ağlarını, feodaliteyi, aşiretleri kırmadan narinleri koruyamazsınız. Kaybolan hayatları koruyamazsınız. Bu yapıyı biz gerçekten modern hem sanayiyi yaymak hem de tarımda mutlaka köy kent dediğimiz kentler sistemiyle Türkiye satına yaymak zorundayız. Bartu Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bu sefer tamamlayamadık. Tamamlayamadık sonra sonrasında. Peki parantezi bugün burada noktalıyoruz. Kısa bir aramız var, ardından Gözde Şeker Kırmızı Çizgi ile karşınızda olacak.